Günaydın herkese. Kahvemi aldım. Aslında bugün geç uyandık. Yani havalı açış yaptığıma bakmayın. Geç kalktık yani. Deniz'in beslemesini hazırladım. Göstereceğim şimdi. Kapatmadan dedim size bir göstereyim. Ton balıklı mayonezli ekmek arası. Böğürtlen var. Şurada ufak tefek böyle meyve pestilleri var. Onlardan koydum. Bir de burada turp var. Evet, beslenmesi. Tuzlu turp. Evet, tuz da döktük üstüne. Tuzlu turp. Ters mi koydum bunu? Bunda. Burada kahvaltısı vardı. Deniz'in 3 tane yumurta vardı da. Yedim. Bir tanesini yine yedi yani Deniz. Şöyle bir şey koyduk üzerine. Bu kereviz tuzu. Yani normal ekler denemedim yumurtalarla ama... Hem de buldurcu yumurtayım. Buldurcu yumurtasıyla çok güzel oluyor. Denemediyseniz eğer bildiğiniz hani şey... tuz. Ama kereviz tadında bir tuz. Güzel yani. Ben seviyorum. Aynı böyle. Birazdan gideceğiz. Ben bitti mi? Hı-hı. Hadi dişleri fırçala o zaman. Ben de geliyorum. Gideceğiz birazdan da. Ve geldikten sonra bayağı bir işim var yani benim. Banyoyu bir yıkamam lazım öncelikle. Mutfak toparlanacak. Akşama yemeğim Allah'tan aklımda. Ne diyorlar onu? Küçük küçük köfteler var ya, su köfte. Su köfte yapacağım. Ondan sonra... Gidelim mi artık? Ya. Düşebilir ha, dikkat et. Tamam mı? Hadi bakalım. İçerideydi herhalde. Hadi git getir o zaman. Ne? Ben mi alayım? Neden ben? Hayır, sen getir. Olmaz. What? Sessiz sinema mı oynuyoruz? En son nerede kalmıştık hatırlamıyorum. Eve geldikten sonra herhalde hiç çekim yapmadım. İşlerimi bitirdim ben. Ufak tefekleri hallettim. Çamaşır yıkanıyor. O atılacak. Çamaşırlar da toplanacak. Benim hepsini bir arada yaparım. Ufak bir işim var. YouTube'a dünkü videoyu edit yaptım. Montajladım ama daha YouTube'a yüklemedim. Onu halledeceğim. Onun haricinde kalemimle çalışıyorum şu anda. Ne yaptığımı söylemeyeceğim size. O sürpriz olsun şimdilik. Ama yakında söylerim. Onun haricinde ne yapacağım? Posta var. Posta bekliyorum. Posta gelecek işte. O da birazdan gelir herhalde. 11 ile 1 arasında gelecekmiş. İnşallah 11 civarı gelir diye tahmin ediyorum. Yemek yapılacak. Köfte yapacaktım. Sulu köfte yapacağım. Köfteyi önceden yapacağım için pişirmiş olacağım yani yemeği. O yüzden Deniz aldıktan sonra boşta olacağım. Biraz belki gezeriz. Yemeği dedim hazırlayayım. Ondan sonra belki dışarıda vakit geçiririz diye tahmin ettim. Hava güzel çünkü. Her ne kadar biraz esse de bugün derece iyi. Bakayım hemen. 11 görünüyor. Ama bence 11'den daha iyi. Bilmiyorum ya da ben öyle hissettim. Bilmiyorum. Sarsıldık. Bizim ev bildiğiniz oynuyor. Şu iki kamera sarsıldı ya, o benden kaynaklı değil. Aşağıkiler yürüdü sanırım. Yürümüş olabilirler. O yüzden oynadı biraz kamera. Evet, dediğim gibi belki dışarı çıkarız. Bilmiyorum. Orhan'ın yorgunluk durumuna da bağlı. Daha olmadı. Deniz'i okuldan alınca direkt yani ya kapının önünde bile dursak kârdır yani. Zaten bu hafta ödevi de kalmadı. Kitaplarını da okudu. Erkenden her şeyi yapınca böyle güzel oluyor işte. Böyle dediğim gibi. Posta da gelsin. İnşallah göstereceğim size içindekileri. Çünkü Deniz'in doğum günü elbisesini aldım.
Deniz'in doğum günü elbisesi gelecek. Ayrıyeten kendime de bir şey almış mıydım? Aldım. Bir ceket falan filan bir şeyler aldım kendime de bir iki parça. Deniz'e de bir iki parça bir şey aldım. Hepsini göstereceğim gelince. Posta geldi. Dedim hemen hep beraber bakalım. Uzun zamandır alışveriş yapmıyordum bu arada. Yani kıyafet alışverişi yapmıyordum uzun zamandır. O yüzden heyecan yaptım biraz. Aşamadım. Renklere gel Allah'ım. Pembeler, morlar. Yaz geliyor ya. Nereden başlayacağım bilmiyorum şu anda. Önce Deniz'in elbisesiyle başlayalım. Çok merak ediyorum bunu çünkü. Geçen sene de Eflatun bir elbisesi vardı. Bu biraz daha böyle pembeye yakın bir elbise. Ama çok tatlı prenses gibi. Şöyle bir elbise. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şu anda yaşı küçük Deniz'in, hani çocuk daha. Büyüyünce zaten bu tarz şeyler giyemeyecek. Mesela şöyle kollarında falan bu tarz şeyler. Gerçi benim buna benzer bir şeyim var ama yani bu kadar prenses olamayacağını biliyorum büyüyünce. O yüzden hani şimdiden böyle bu tarz şeyler giysin. Kendi de çok beğendi zaten bunu. İlk ben göstermemiştim onu. Bu arada inşallah olur. Bir geniş geldi gözüme. Bu 5-6 yaş. H&M'in bedenleri aşırı büyük. Bilmiyorum. Denize gerçekten çok büyük geliyor. Şöyle bir şey var yalnız. Boydan çok kısa geliyor ama beden olarak çok büyük geliyor. H&M'in bedenleri biraz değişik yani. Güzel kıyafetleri var ama biraz değişik. Biraz geniş geldi gözüme. Deniz'de bu kadar bel var mı bilemedim. Neyse gelsin bir deneyelim. Etiketi kalsın. Çıkarmayız. Bu Deniz'in elbisesi. Bakalım bakalım. Şu elime ne gelirse onu alacağım çünkü hatırlamıyorum ne neydi diye. Ama benim. Kendime şöyle yani basit bir tişört aldım böyle kotların üstüne. Evet bu tarz şey. Benim üstüm hiç geniş değil. Yani altım benim geniş bilmiyorum. O yüzden beden çok oynuyor bende. Altı atıyorum medium giyiyorsam üstü ya small ya da extra small giydiğim oluyor yani. Bu extra small mesela. Biraz kısa. Hani yüksek bellerle daha güzel olur diye düşünüyorum. Normal bildiğiniz siyah. Ne diyorlar buna? Halter yaka mı? Halter değil. Halter şöyle oluyor herhalde. Unuttum ben bunun ne yaka olduğunu. Böyle sıradan. Şey biraz ince triko. Bu da. Bu da benim hatırladım. Kendime çalıştım. Vermişim. Bu da küçücük görünüyor minicik. Ama zaten şey askılı ya. Yani bayağı. Bakayım. Şuraya geliyor. Yani. Böyle bir şey. Rengi çok güzel bu arada. Kavun içi. Kavun içi diyeceğim, evet, kavun içi renginde. Yine bu da trikomsu, diğeri gibi. Bu neydi? Ben genelde alışverişlerimi böyle gece vaktinde falan yapıyorum. O yüzden uyku ne aldığımı da bilmiyorum. Aa, bu benim. Bu da benim. Şöyle. Çiçekleri seviyorum ya. Çiçekli bu sene giymeyeceğim diyorum. Yine dayanamıyorum. Yani şöyle çiçekli bir elbise. Biraz sanırım evet hafiften iç belli diyor. Böyle bir elbisesi daha vardı benim H&M'den aldığım. Ama doğru şeyleri giydiğiniz zaman öyle çok iç belli etmiyor yani. Alt kısmı şöyle fırfırlı. Bence güzel bir yaz elbisesi, yaz, bahar neyse. Peki bahara şimdi uygun değil aslında da. Üzerine böyle hırkayla falan olabilir aslında bahar olarak da. Başka ne alalım? Denize geçiyoruz. Bu bayağı şeymiş bu. Kalın kalınmış. Normalde ben bunu hani bu sene moda ya ceket ne diyor ona? Ceket gömlek. Bu cidden ceket gibi yalnız. Yani ben böyle sadece görünüm açısından biraz ceket gibidir dedim ama bayağı kalın bir şeymiş. Çok güzel bu da.
Böyle bir üst ceket gömlek. Bence hoş. Güzel. İstediğim pembeli, siyahlı. Güzel bir şey de. Ne kaldı? Benim ceket kaldı. Ceket aldım. Pembe ceket aldım. Hayatımda hiç pembe ceket giymedim herhalde şu an. Kafa hep böyle siyah, mavi falan giymişimdir. İnşallah istediğim gibi bir cekettir. Şöyle kolları hafif yarım herhalde. Okey. Çünkü bir mankenin üzerinde değildi bu ceket. O yüzden bilmiyorum açıkçası. Yok, yarım değil. Yani biraz şöyle. Hani hafiften şuralara kadar geliyor. Böyle tam bütün bütün değil. Vatkalı. Bak vatkalı olduğunu bilmiyordum. Ama güzel. Ben vatkalıları seviyorum. Çünkü bende omuz yok. Hoş duruyor. Böyle vatkalı bir ceketim daha var. Bence güzel. Biraz 80 lira onu satıyor ama güzel. Rengi de çok hoş bu arada. Çıkıyor mu tam rengi? Çıkıyor gibi. Evet. Yani... Fuşya da değil. Böyle soft bir koyu pembe gibi bir şey. Son olarak denize şöyle günlük giymeye bir spor ayakkabı aldım. İnşallah olur bu arada numarası. Şöyle. Pembe almadım çünkü şu anda hazırda pembe bir tane var ama büyük ihtimal yakın bir zamanda o küçük gelecek. Çünkü bayağı tam böyle ayağı ucunda. Pembe almadım bu seferlik, dedim ki böyle bir renk olsun. Yalnız çok acayip kokuyor ya. Vallahi çok tuhaf kokuyor. Şey gibi. Ne gibi kokuyor bu? Bilemedim. Böyle bir ayakkabı. Bence güzel, kullanışlı bir spor ayakkabı. Şimdi düşünüyorum. Taytların altına oluyor, pantolonların altına. Çoğu elbiselerin altına da oluyor. Bir ayakkabı aldım. Sanırım bu kadar aldıklarım. Evet. Aldıklarım bu kadar. Köftelerimi yapacağım şimdi. Rondoya soğanı koydum. Soğan az olduğu için rondo büyük. O yüzden böyle çok güzel çekmiyor. Ekstradan bir de bulguru da koydum ki içine. Hani fazla fazla olsun. Daha iyi çeksin soğanları. Hem bu arada bulgurlar da biraz yumuşamış oldu soğanın suyuyla. Bulgurumu aktarıyorum. Gerçi hepiniz biliyorsunuzdur artık sulu köfteyi. Sulu köfteyi sadece ben köfte kullanıyorum. Hani patates, havuç, hiçbirini kullanmıyorum açıkçası. Sade yapıyoruz biz yani. Sadece salçalı köfte oluyor sadece. Gözüm yandı bu arada. Yani iyi ki de elde rendelemedim. Yine yandı gözüm. Elimle yoğuracağım. İnce bulgurumu aldım. Şurada kıymam vardı. Onu aktarıyorum. Kıymam bayağı az yağlı. %5 falan yağı var. Kıymanın. Az yağda da aksuruluyor. Şimdi ben bir güzel yoğuracağım. Ama önce tuz katmam lazım. Ben ölçülü yapmıyorum. Kafama göre takılıyorum açıkçası. Çok az da karabiber atacağım. Bir güzel yoğuruyoruz bunu. İyice birbirine yapışabilsin. Yani küçük küçük parçalar halinde yapacağız ya. İyice yapışsın diye çok da güzel yoğuruyoruz. Yani herhangi bir şey katmıyorum ben. Normalde köfteye de hiç katmam yumurta falan tutsun diye. Biraz daha cıvıklaştırıyor gibi geliyor bana yumurtayla falan zaten. Ben köfteye hiç katmıyorum yumurta ya da herhangi bir şey. Buna un da koymuyorum. Un koyanlar da var galiba. Sadece bulgur
ve kıymayla da çok güzel oluyor. Bayağı bir yapıştı zaten birbirine. Bayağı bir çıkacak inşallah. Küçük küçük yapmaya çalışıyorum. Şu boyda yaptım. Misket kadar. Çift çift yapıyorum ki daha çabuk bitsin. Bazıları 3'er tane falan yapabiliyor herhalde de. Benim avucum 3'e yetmiyor. Beceremiyorum bu kadarını. Köftelerim hazır. Şunu pişireceğim bunları. Tepsi büyük. Çok fazla görünmüyor ama yani bizim için yeterli olacaktır. Yemeği hazırladım. Son dakikada oldu yani. Biraz geç başlamışım. Denize almaya gidiyorum şimdi. Ceketler değişti çünkü hava bugün güzel. Gerçekten güzel yani. Ah, eldiven uçtu ya. Yaşama. Denize almaya gidiyorum şimdi. Harika bir hava var. Gerçekten harika bir hava var. Bu da arabanın içi çok ısınmış. Gözlerimi de takabilirim yani. O kadar güzel hava. Deniz almaya gideceğim de bundan sonra ne yapacağımızla alakalı hiçbir fikrim yok. Hani Orhan dedim belki erken gelirse beraber bir şey yaparız dedim ama galiba o da çok yoğun, yazmadı bile. Bilmiyorum, bakacağız artık duruma göre. Şimdi yürüyüşe gidiyoruz. Orhan geldi işten. Deniz. Baba kız önde oturuyorlar. Saatimi... Efendim? Saatimi getirdim. Evet, Deniz saat taktı bugün. Hava biraz esiyor ama güzel. Güzel hava var vallahi. Orhan'la kaldık. Deniz Yusuf'un peşine gitti. Biz de kaldık böyle. Karı koca geziyoruz. Nasıl, Orhan'a kaldık ne demek ya? Orhan'la biz kaldık dedim. Orhan'a ben Orhan'a kaldım. Orhan'a mı kaldık diyorum, ne diyorsun ya? Hayır, hiç dişim öyle şeyler miyim? Hala dişim hava alıyor. Boşluktan hava giriyor içeri. Olmadığından olabilir mi? Çöktü de aldı vallahi dişim. Vallahi çok güzel buralar. Ne çektiğimi bilmiyorum şu anda. Şöyle hafiften bir etrafı göstereceğim ama. Bir Orhan var. Deniz görünüyor mu? Deniz mi o? Yok, deniz değil o. Ya işte evet, koşan deniz. Ha, koşan deniz denize doğru. Ne? Ne? Kim etti? Ben mi ettim? Leyla! Leyla abi gel abi gel la. Gel abi yap gel. Emmi oğlum, emmi. Emmi bir öp, hadi. Hadi emmi bir öp. Gel beni bir öp, git. Hadi, hadi, hadi emmi bir öp. Hadi be. Gel, man, man, man. Hadi. Gel hele, gel hele. Ben seni öpeyim, ben seni öpeyim. Sorry de. De lan.
Yaramaz seni. Yusuf anne geliyor oğlum. Orada orada bak, orada bak. Gördün? El salla. El salla anne. Anne de. Anne? Nerede? Bak, bak orada, orada bak, bak bak bak. Anne orada bak. Where is? Bak, bak. Anne orada mı orada? Buraya bak, buraya bak. Biraz bak. Gördün anne? Orada orada bak. Orada orada bak. Gördün? Mom, Sarah's coming. I know. Kim o Yusuf? Nasıl gidiyor? Yusuf kim o, kim? Geçiyor ya. Yatma vakti. Yatma vakti. Evet. Aslında. Okey, gel. Normalde farkındaysanız ışık falan yok, yani ışık falan açık değil. Hala gündüzü gündüz. Çünkü koca bebek. Kız valla canımı yakıyorsun. Saatleri ileri aldık biz. Önceden Türkiye ile aramızda 3 saat vardı. Şimdi artık 2 saat var. O yüzden saat 7 ama şu an gündüz. Hala. Daha güneş tam batmadı. Oh, ölürüm ben sana. Evet, bugünlük de bizden bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Bye bye.